Şahinoğlu grubun katkılarıyla Yöremiz Töremiz başlıyor. Vazgeçmeyiz doğrudan, ölüm olsa da sonu. Sinopluyuz Sinoplu, içimiz sevgi dolu. Vazgeçmeyiz doğrudan, ölüm olsa da sonu. Türkeli erfeleksen saray düzü dikmende gün çalalım feleksen, saray düzü dikmende gün çalalım feleksen. Sinopluyuz Sinoplu, içimiz sevgi dolu. Vazgeçmeyiz doğrudan, ölüm olsa da sonu. Sinopluyuz Sinoplu, İçimiz sevgi dolu. Vazgeçmeyiz doğrudan, ölüm olsa da sonu. Bütün nesnere çara, şu Sinop'un havası bütün nesnere çara. Sinopluyuz Sinoplu, içimiz sevgi dolu. Vazgeçmeyiz doğrudan, ölüm olsa da sonu. Sinopluyuz Sinoplu, içimiz sevgi dolu. Vazgeçmeyiz doğrudan, ölüm olsa da sonu. Bahçeleri, balları, dumanlıdır dağları. Adamı coşturuyor Sinop'un havaları. Adamı bir hoş eder boya bas havaları. Sinopluyuz Sinoplu, içimiz sevgi dolu. Vazgeçmeyiz doğrudan, ölüm olsa da sonu. Sinopluyuz Sinoplu, İçimiz sevgi dolu. Vazgeçmeyiz doğrudan, ölüm olsa da sonu. İçimiz sevgi dolu, vazgeçmeyiz doğrudan, ölüm olsa da sonu. Sinopluyuz Sinoplu, içimiz sevgi dolu,
vazgeçmeyiz zorundan, ölüm olsa da. Evet sevgili izleyiciler, Yöremiz Töremiz ekibi olarak şu an Sinop, Bektaş Ağa, Sinop Park Yıldız. Park Yıldız'dayız. Park Böyle Yıldız'ın bir özelliği ve güzelliği var. Ayşe Serpil Yıldız. Siyat Onursal Başkanım ve aynı dönemde de yönetim kurulunda beraberdik. Benim genel başkanım. Herkesin bir genel başkanı olduğu gibi bizim de bir genel başkanımız. Sinop'un yok mu deme dağısı, aynı zamanda Sinop Dikmen Güreş'in sade Kırkpınar'da değil, Dikmen'de de hanım ağası Ayşe Serpil Yıldız. Memleketimiz için, memleketimizin insanı için gerçekten hizmet eden, Allah'ın rızasını kazanmak için bu dünyada en güzel hizmet insana yapılan hizmet, en güzel yatırım insana yapılan yatırım olduğuna inananlardan bir Sinoplu, gönlü, yüreği Sinop için atan insan. Başkanım, öncelikle geçmiş olsun. Çok teşekkür ediyorum. Ve Park Yıldız'da hayırlı uğurlu olsun memleketimize, memleketimizin insanlarına. Maddi yönünü bırak da buranın maneviyatı çok önemli. Özellikle Zeynel Parmaks için ben gerçekten, biliyorsun sen de, yıllardan beri Sinop şiiriyle ilimizi, ilçelerimizi, köylerimizi tanıtacağım diye uğraşıyorum. Bunun için hem enişte veya hem size çok teşekkürler. Allah razı olsun. Evet, yanımızda Avusturya dediğimiz zaman Yöremiz Töremiz, işte her programda selamda gönderdiğim, isminden bahsettiğim Cemil Yıldız. Zeynel Parmaksız'ın olmayan ayağının Avrupa ayağı. Ve iş adamımız, inşaat yapı, her gelene açık kapı, Turan Ağa, Allah sana da yutturmasın hapı. Evet, önce Ayşe Serpil Yıldız'da Park Yıldız hakkında ve neler söyleyecek, duygu düşüncelerini, kalbinde, gönlünde, yüreğinde neler varsa onu bir alalım. Buyur başkanım, mikrofon sende. Sen zaten hem gazetecisin, hem tecrübelisin, hem deneyimlisin. Buyur. Çok teşekkür ediyorum. Önce buradan yurt dışındaki, yurt içerideki bütün hemşerilerime kucak dolusu selamlarımı iletiyorum. Aynı zamanda da yurt dışında ve Türkiye'de 15 Temmuz'dan beri demokrasi meydanlarında olan 79 milyon herkese bir vatandaş olarak teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Şimdi ben yıllardır turizmle ilgili bir şeyler yapıyordum. Antalya Kemer'de bir otelim vardı. Ama memleketimde herkes, beni tanıyan herkesin yıllardır memleketimde turizmle ilgili bir şeyler yapmak istediğimi bilir. Ama bir türlü bir ucundan tutamıyorduk. Bir otel arsası aldık. Orada ufak bir problem çıktı. Yol problemi, imardan dolayı. Bir türlü harekete geçiremiyorduk. Sonra buranın kiraya verileceğini duyduk ihaleyle. İhaleye girdik, burayı aldık ve bu hale getirdik. Şimdi inşallah arkaya otel yapacağız. Onun da projelendirmesi bitti. Onayları bitti. Tekrar ihaleye girdik, ihaleyle aldık. Ben çünkü turizmin deniz, güneş, kum üzerine olmadığını yıllardır söylüyorum. Özellikle Sinop'ta deniz, güneş, kum değil de doğa turizmin öne çıkması gerektiğini, yeni neslin köyünü tanımadığını, doğayı tanımadığını, yurt dışında olsun, Türkiye'de olsun, İstanbul'da yaşayan insanların evlerin içinde çocukların büyüdüğünü, köylerine geldiği zaman farklı bir ortamı görmek istediklerini ve onun içinde doğa turizminin daha öne çıktığını, Karadeniz'de özellikle, yıllardır söylüyorduk. Fakat söylemek de olmuyor, yapmak gerekiyor. Bize de böyle bir fırsat doğdu. Orman Bakanlığı tarafından çıkarılan ihalede, Orman İşletme Müdürü'nün desteğiyle biz burayı bu hale getirmeye çalıştık. Hala mücadelemiz devam ediyor. Burası çok cici bir yer. Gelip de memnun olmayana rastlamadım, beğenmeyene rastlamadım. Burada herhangi bir mimari kullanmadık. Tamamen bizim yılların verdiği birikimdeki ve tecrübelerimizi hayata geçirmeye çalıştık. Daha da iyi şeyler olacak. Ata binebiliyorsunuz, yemek yiyebiliyorsunuz, sabah kahvaltı yapabiliyorsunuz, piknik yapabiliyorsunuz, doğa yürüyüşleri yapabiliyorsunuz, deniz bisikletlerine binebiliyorsunuz ve bütün çocuklarınız burada özgür. İçeriye araba girişini yasakladık. Ve bizim şu andaki müşteri portföyümüzün %80'i kadın ve çocuk. Yani kadının ve çocuğun özgür olduğu yer doğru bir yerdir. Evet. Onun için bu şekildeki mücadelemiz devam ediyor ve buradan ben bütün hemşerilerime şunu söylemek istiyorum. Evet, Sinop'ta ticaret yapmak çok zor ama vazgeçmeyin, gelin bir ucundan tutun, siz de bir şeyler yapmaya çalışın. Bunun adı bazen turizm olur, bazen küçük bir esnaf olabilir, bazen büyük bir yatırımcı olabilir.
Sinoplu'yu Sinoplu'nun kalkındıracağına inanıyorum. Bu konuda da bütün ticaret yapan arkadaşlarıma çağrıda bulunuyorum. Biraz zor bir bölge ama biz zoru severiz. Biz zoru aşmayı severiz. Herkes de Sinop'ta yatırım için bekliyoruz. Yolunuz düşerse de Sinop Park Yıldız tesislerinde misafirimiz olursanız memnun oluruz diyoruz. Buyurun. Evet başkanım, inşallah bundan sonra bizim için fark etmez, bizim araba Park Yıldız'dan yere de başka yere de park etmez. Şimdi gerçekten zor zor dediniz. Zor derken zorluk, ne zorluklar çektiğinizi ben birebir bilenlerden biriyim. Şimdi İstanbul'daki sivil toplum örgütlerimizin sosyal faaliyetlerine gelen bürokratlarımız, siyasilerimiz, valimiz, kaymakam beylerimiz, belediye başkanlarımız çok programlara geliyor. Çok programda da siz de oldunuz. Mikrofonu eline alan, işte İstanbul'daki ya da Sinop'un dışındaki tüm iş adamlarımızdan sesleniyoruz. Sinop'umuza bir kazma da siz vurun diyorlar. Siz de yıllar önce den beri bunun mücadelesini verenlerden birisiniz. Buraya geliyorsunuz da bürokrasiyi mi aşamıyor ya da aşılsa da zorlanıyor? Buradan yetkililer ne yapması gerekiyor? Biraz kolaylaştırmanın yolu nedir bunun? Hala da bir otel projeniz var, hala gerçekleşmedi. Bu ne zaman gerçekleşecek? Otel proje derken böyle bir otel mi, yoksa az önce de kamera açmadan önce konuştuğumuz gibi orayı da açarsanız, insanlar yani buraya geldiği zaman denizine girecek Sinop'umuzda, akşam gelecek burada abayı atacak, doğayla iç içe o evde yatacak, sabah kalkacak tavuk pinliğinden yumurtayı alıp köy kahvaltısı, kendi kahvaltısını kendi mi hazırlayacak burada, yani çoluğuna çocuğuna, ayrıca içeride kültürümüzün parçası çok güzel şeyler de var, hem atıydı, merkebiydi, işte kanı arabasıydı, aynı Çamlıca Tepesi gibi bir zamanlar vardı biliyorsunuz. Gerçekten özellikle Avrupa'da yabancı, Türkiye'de Almancı, nedir desen hasretin özlemin ilacı, en iyi bilenlerden gurbetçilerimiz. Her geldiğinde Bektaşağı göletine, buraya Park Yıldız'a illa uğrayacaklarından eminim. İşte kılavuzumuz da burada, gittiği her yerde burayı anlatacaktır Cemil Yıldız'da. Bu otel projemizden bahseder miyiz? O gerçekleştiğinde nasıl bir şey olacak? İnsanlar buraya geldi mi nasıl havaya atacak, vurup havaya atacak? Rahat edeceklerinden ben eminim de siz bunu kendiniz açarsanız daha iyi olur. Teşekkür ederim. Şimdi benim 7 yıl önce başladığım yani proje, o denizin kenarındaki proje. Evet. O benim kendi arazilerim. Onların şu anda planlaması bitiyor ama onu biraz öteledik. Çünkü önce buraya. Buraya işte oteli yapmamız şey gerekiyor. Şimdi buraya yapacağımız oteller ev. 70 metrekare tabanda, iki katlı yüksekliğindeki evler, evlerin içinde odalar var. Kimi bütün evi kiralayabilecek, kimi ayrı ayrı odaları kiralayabilecek, doğa yürüyüşlerini yapabilecek, havuzu olacak, spor kompleksleri olacak. Bildiğiniz bir tatil köyü gibi, ama burası tatil köyü değil de Sinop'un köyü, köye gelecek. Biz aşağıda serayı da yaptık. Ben 5-6 ay önce kazamdan sonra biraz bu kaza tabii beni etkiledi. Çok uzun süre yürüyemedim. 120 gün sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Yeni yeni yürümeye başladık. Ve kuluçka makinesinden civcivler ürettim. Şu anda o tavuklar etrafta geziniyor. 40-45 tane tavuğumuz var. Bunu 200-300'e çıkartacağız. Atlar ortalarda geziniyor. Köpeklerimiz ortalarda geziniyor. Bunların hepsi insana alışkın. Yukarıda yapacağımız otelde bütün faaliyetler olacak. Havuzu, konferans salonu ve takribi 300-400 kişilik bir otel olacak. Büyük bir tesis ama baktığınız zaman aslında otel değil, bir köy kuracağız. Ahşapla, yani buranın mimarisine uygun bazı evlerimiz direkt ahşap olacak, bazı evlerimiz Sinop merkezde Rum evleri vardır. Yani Sinop'un aslında kültürel değerlerinden biri bu evler ve bunlar samanla, kireç karışımıyla özel bir sıvalar yapılıyor. Bazıları bu şekilde evde olacak. Bir de bizim taşla ilgili, kayrak taşına benzeyen taşlarla ilgili evlerimiz var, birinci katlar. Bu tür bütün bu konseptleri bunun içine yansıtacağız. Burada gördüğünüz gibi nasıl burada doğayı bozmadık, yukarıda da aynı şekilde doğayı koruyacağız. Çünkü bu benim için çok önemli, yeşil benim için çok önemli. Burada bir ağacın dalı kırıldığında benim içim gidiyor.
işte havuzu olacak, konferans salonları olacak, macera parkı olacak, çocuk oyun parkurları olacak, yürüyüş parkurları olacak, karavan yeri olacak, çadır yeri olacak. Çok büyük bir proje. Tahminim şu anda Karadeniz'de doğayla ilgili söylüyorum, denizle ilgili söylemiyorum. Doğayla ilgili en büyük proje. Orman Bakanlığı'ndan aldığım bilgi şu anda o. Biz gençlerimize, kadınlarımıza 20 yıl önce, 30 yıl önce Sinop'tan çıkmış, köyü yaşamamış olan insanlara burada köyü yaşatacağız. Ama yeni teknolojiyle, hijyen bir şekilde, onun alıştığı konforla aslında dünü bugüne taşımaya çalışacağız. Eski yeni nesil abi. Aynen. Ve ben şuna inanıyorum. Bittikten sonra buraya gelen misafirlerimiz, biz hiç kimseye müşteri demiyoruz. Herkes bizim misafirimizdir. Bir süre sonra misafirlerimiz, evet bura benim evim, bura benim köyüm. Ben burada kaldığım zamanlar köyümü yaşıyorum. Ben burada kaldığım zamanlar sanki köyümdeki evimde kalıyorum gibi hissi vermemiz gerekiyor. Biz bunu vereceğimizden de eminiz. Ama tabii biz herkesten bu konuda destek bekliyoruz, fikir bekliyoruz. Çok güzel gördükleri ahşapla ilgili şeyleri bizle paylaşmasını istiyoruz. Tabii ben geziyorum bu projeyle ilgili, çok yerden alıntılar alıyorum. Çünkü yine yukarıda da mimar kullanmayacağım, burada da mimar kullanmadım. Ve kullanmadığım halde herkes bana hangi mimar çizdi diye soruyor. Evet. Yukarıda da mimar kullanmayı düşünmüyorum. Çünkü ben köyden çıktım, ben köy çocuğuyum. Köyü herhalde en iyi yaşayan bilir. Mimara bunu anlatıncaya kadar herhalde ustalarımla evet bu işi uygularım diye düşünüyorum. Evet. Teşekkür ederim. Başkanım, doğayla iç içe mesela özellikle gurbetçilerimiz. Şimdi Cemil Yıldız ağabeyimin mesela Merve diye kızı var. Allah ona bağışlasın. Yarın evlenecek. Ya merak oluyor ya annenin ya babanın ya çocukların. Diyor ki şöyle doğayla iç içe bir kır düğünü yapmak istiyorum. Şimdi konferans salonu falan deyince bu kır düğünleri de son zamanlar moda oldu. Özellikle İstanbul'da. Beni bile çok arayan var bu konuda. Yer soruyorlar. Orhan Çetinkaya da selam olsun. Onu oraya yönlendiriyoruz. Sevgili Şükrü Duran'ın oraya yönlendiriyoruz. Şimdi burada da öyle bir şey düğün yapabilecekler sanırım. Özel eğlenceler, toplu geziler, işte turizm şirketleriyle mesela Şahinoğlu Turizm benim ana sponsorlarımdan Mustafa Şahinoğlu otobüsleriyle Türkiye'ye turistleri geziyor. Sinova'da geliyor arabaları. Böyle geldikleri zaman rahat edebilecekleri bir tesis konumuna en son ne zaman geçer burası? Şimdi tabii arkanın ihalesi yeni bitti. Projeleri de yeni bitti. 2-3 ay bizim bunu projeler yani mimari projeye dökmemiz evet. gerekiyor. 2-3 ay sonra işte onayları bittikten sonra başlayacağız. Biz bir taraftan peyzaja başlıyoruz ama hani yollarda temizlikli çalıydı, çırpı dikendi. Çünkü bu tür yerlerdeki en büyük problem o dikenler. Onların temizlenmesi falan gerekiyor. Şimdi zaten bu arkadaki projeyi biz 3 konsepte ayırdık. Konseptin bir tanesinde spor salonları ve düğün salonu ve kır düğünleri ve piknik alanları için takribi 50 dönümlük yer hazırla. Konseptin biri bu. İkinci konsept kalacağınız evlerin olduğu bölge. Bu düğün salonuyla evlerin olduğu bölgeler arasında bir mesafe var tabii. Kimse kimseyi rahatsız etmemeli. Evlerin olduğu bölge, o evlerin olduğu bölgede de havuzlar, restoranlar, konferans salonları, macera parkları, çocuk oyun parkları ve yöresel ürünlerin satıldığı mağazalar olacak. Üçüncü konsepte bu da geçenlerde bana İzciler Federasyonu Başkanı geldi. Bir arada geçen yılda Karavan Federasyonu Başkanı geldi. Geldiklerinde dediler ki ya Serpil Hanım böyle bir şeyi neden düşünmüyorsunuz? Bu benim çok bildiğim bir ilgi alanım değil. Bilgim de çok fazla yok. Fakat onlar biraz bana briefing verdiler. Kafama da yattı. İleride böyle bir talep olabilir düşüncesiyle. Bir bölgeyi de yani gölün üçe ayırdık gölü. Bir tarafta günübirlik gelenlerin düğünlerini yapabildiği, sporlarını yapabildiği, pikniklerini yapabildiği bir bölüm. Bir bölüm otel müşterilerinin olduğu yani köy hayatında yaşamak isteyen, o evlerde kalmak isteyen ama havuza da girmek isteyen, spor da yapmak isteyenler için bir bölüm yaptık. En son üçüncü bölümde de karavan ve çadır turizmi yapacağız. Fakat bu çadırları o öyle sokakta gördüğünüz veya herhangi bir denizin kenarında gördüğünüz Çingene Pazarı gibi yeşilli, mavili, kırmızı çadırlar değil. Standart. Bu çadırlar standart oba çadırları gibi kurulacak ve gelen insanlar oradaki çadırlarda kalacaklar ama direkt çadır hayatı yaşayacaklar. Alt toprak, toprağın üstünde
Çünkü onun projesi tamamen kafamda bitti. Üstünde bildiğiniz latalar olacak. Yani ne diyoruz onlara biz? Şu malzemeleri koyduğumuz, hatta bakın bu salıncakları falan ben onlardan yaptım yani. Yükleri koyduğumuz şey, unuttum bir an ismi, gitti kafamdan. Palet. Evet. Düşünün böyle yer, toprak, toprağın üstünde paletler, paletin üstünde incecik bir yatak ve oba çadırında kalıyorsunuz. Tuvalet dışarıda, duş dışarıda ama çadır hayatını yaşıyorsunuz. Kapınızın önünde küçük bir masanız, iki tane tabureniz. Karavanı ile gelecek olanlar, onlara özel bir alan yapılıyor. Karavanını geliyor, elektriğini, suyunu oradan desteklerini alıyor. Onların da olduğu bölgede yine böyle restoran gibi bir yer yapıyoruz ki çay bahçesi restoran tarzında bizden talep ettiğimiz de o restorandan karşılayabilecekler. Yani aslında burada 3 tane tesis yapılıyor. Tesisin bir tanesi karavan ve çadır bölümü, bir tanesi konaklama olan bölüm, bir tanesi de dışarıdan günübirlik gelip düğündü ya da piknikti ya da spor faaliyetleri yapılacak olan bölüm. Burada biz macera parkından, at çiftliğinden bisiklet parkuruna kadar yapılacak. Ha, proje ne zaman biter? Proje, hava şartları çok önemli. Doğada çalışmak merkezde çalışmaya benzemiyor. Biz bu aşağıdaki projeyi, şu anda gördüğünüz bu projeyi 9 ayda bitirdik. Aslında biz projeyi 5 ayda bitirebiliyorduk. Fakat yağmur müsaade etmiyor. Yola giremiyorsunuz, malzeme getiremiyorsunuz, sıkıntı yaşıyorsunuz. Yukarıdaki proje bizim hesaplamalarımıza göre 2 yıl falan biter diye düşünüyoruz. Eğer hava şartları bize çok mücri sebep yaratmazsa, mesela geçen yıl biliyorsunuz bir kar yağdı, 1,5 ay hiçbir şey yapamadık. Ondan önceki yılda korkunç seller oldu, yağmurlar oldu ilk yaptığımız yıl. Eğer hava şartları bize müsaade ederse 2 yılda bitireceğiz. Ama hava şartları müsaade etmezse işte 3-5 ay, 6 ay o arada sarkabilir yani. Ama peyderpey de bitirebiliriz. Önce belki konaklamayı öne alabiliriz. İlk etapta oradan başlayabiliriz. Ondan sonra günübirlik alanlara ve çadır alanlarına geçebiliriz. Çünkü biz önce havuz, restoran ve konaklamayı öne almak istiyoruz. Çünkü 2 yıl içinde orayı muhakkak başkanım, bitiririz. 2018 yılının bitiminde İnşallah. Sezon başladığında burada güzel bir açılış. İnşallah. Bizim de hedeflerimiz o. Evet, 2018'in Nisan'ına, Mayıs'ına yetişme açmak istiyoruz. Muhakkak açacağız ama tam bitmemiş olabilir. Belki biraz yarım açmış oluruz ama muhakkak açmak istiyoruz yani. Evet başkanım. İnşallah olur, güzel olur. Ölmez ömrümüz olursa biz de o gün gelir burada bulunuruz. Evet sevgili Cemil Yıldız, Avrupa'da yabancı, Türkiye'de Almancı. Ne de dersen hasretin, özlemin ilacı en iyi bilenlerden birisin, gurbetçi. Şimdi Park Yıldız'ın gördün, projeleri de başkanımdan duydun. Avrupa'daki gurbetçilerimize Alanya, Antalya, Bodrum'a değil de senin gibi Sinop'a gelsinler, abaya atsınlar, Park Yıldız'da yatsınlar, yaşam katsınlar. Tarihlerini burada yaşasınlar. Evet, neler söyleyeceksin? Buradan sen karşımdayken mikrofonu da vermeden önce, Avrupa'da bulunan bütün dostlarım, Deniz'de Cengiz örnekten tutun. Hangi birini diyeyim abi şimdi? Sinop'tan Anamur'a, Edirne'den Kars'a, dünyadan Mars'a, ne kadar gönül verip de ekran başında bizi izleyen dostlarımız varsa Sinop Park Yıldız'dan saygı, sevgi, selam olsun. Ve Avusturya Şerding'de birkaç dostumun ismini zikretmek istiyorum. Cemil Taşkın, Ahmet Taşkın, Ökay Güven, Davulcu Bahattin abim, Ramazan Karakuş, Süleyman Uygun, hepsine o özel ve güzel gecede gönül verip gelen Afyonlusu, Uşaklısı, Bayburtlusu, başta Sinoplu, baş tacım sevgili dostlarım. Hepinizden Allah razı olsun. Ve sevgili Ümit Ayar şu an yolda çıktı geliyor. Avrupa ekip arkadaşlarımdan. Seven Öz Yılmaz burada zaten. İnşallah yarın hepimiz bir arada olacağız. Ümit de gelecek. Yöremiz, töremiz ekibi Avrupa ve Türkiye'ye bir arada olacağız. Tüm dostlarımıza buradan saygı, sevgi, selam. Allah nasip ederse işte vesile olan burada Cemil Yıldız. Eylül'ün 15'inde Avusturya'ya geleceğim. Vitis'te Afyonlulara, İbrahim Toprak Başkanıma, yönetimine selam olsun. Mehmet Evci'ye selam olsun. Onların pikniğinden sonra Viyana'da bir de Engelliler Gecesi yapacağız. Bu geceye destek vermenizi
Şerding'de, Freşat'ta olduğu gibi bekliyoruz. Vallahi bu dünyada ne bürsen eliyle o da geliyor seninle. Yarın hak dünyaya varınca her birimiz olacağız bir karınca. Orada sorgu suali sorunca ne diyeceğiz bunu da düşünmek lazım diyorum. Ve evet Cemil Yıldız buyur mikrofon sende sevgili ağam. Sayın Zeynel abim. Buyur kameraya. Sayın Zeynel abim, Sayın Serpil Hanım. Çok çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Yıllardan beri memleketime hayranım. Her senede yok Antalya'sıymış, oraları kötülemek değil. Ben bu memleketin uşağım. Bu memlekete gelmeyi tercih ediyorum. Hele bugün böyle bir gün yaşattığınız için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Yine bir hayranlığım fazlalaştı. Yine de memlekete gelin. Özellikle şimdiye kadar hep Avusturya'dan Türkiye'ye selamlarımı iletiyordum. Bu sefer memleketimden, vatanımdan Avusturya'ya selamlarımı iletiyorum. Buraya gelmeniz lazım, kendiniz görmeniz lazım diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Vatandan kucak dolusu selamlar diyorum. Adil Yıldız'a da selam gönderelim. Adil Bey, sen benden iki ay öncesi gibi buraya gelmişsin. Seni seviyoruz. İnşallah burada da bir gün beraber otururuz. Evet, Adil abime ve sevgili Musacan başkanıma geçmiş olsun. Çok emeği var Zeynel Parmaksı'da. Evet, geçmiş olsun tekrar. İnşallah en kısa zamanda ziyaretine geleceğim zaten. Devamlı telefonla istişare ediyoruz. Ve Şahinoğlu, Mustafa Şahinoğlu'na ve Almanya Stuttgart'ta Çatal Zeytinli Mehmet Ünal Esbağ'ı inşaat yapı. Sevgili ağam sana da saygı, sevgi, selam olsun. Vallahi Trabzon'da bir Vorarlberg'de Remzi abim var. Bundan 30 sene önce hanımıyla markete gidiyorlar. Tavuk alacaklar. Hanımına diyor ki, "Bura hanım, tavuğun ön bacağını mı alacağız, arka bacağını mı?" Hanımı da diyor ki, "Ula Remzu, tavuğun kaç bacağı vardır?" Buradan selam olsun Remzi abiye. Çok büyük destek verdi bana. Nedim abiye, Mustafa Aydın'a, hepsine selam olsun. Evet, burada bir iş adamımız var. Genç, yakışıklı iş adamı. İnşaat yapığı her gelene açık kapı diyor. Benden daire almasanız yutarsınız apı diyor. Evet Turan Aga, mikrofonu vereyim, kendini tanıt. Reklamın kötüsü olmaz. Bizde reklam serbest. Buyur. Teşekkürler. Merhaba. Ben Turan Yıldırım. Tonacı İnşaat diye bir firmamız var. Türkiye'de şu anda faaliyet gösteriyoruz. Zeynel abimizle bugün buraya geldik. Güzel bir kahvaltı yaptık. Gerçekten çok güzel bir yer. Serpil Hanım'a da çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki yapacağı işlerde de başarılar diliyorum. Türkiye'ye gelen bütün gürbetçilerin, tatilcilerin buraya uğramasını tavsiye ediyorum. Yani. Çok güzel bir yer. Teşekkür ederim. Zeynel Parmaksız vesilesiyle seni arayan olursa, daire almak isteyen olursa yüzde kaç iskonto var onlara? Söyle. Zeynel abimizden bize gelen müşteri olursa %20 buradan ilan ediyorum. Avrupa'da teşekkür. Var mı eş dostu? Selam gönderebilirsiniz aracılığımızda. Çok izleniyor çünkü Avrupa oturdu artık. Avrupa'daki zaten yakınlarım çoğu burada. Bir yıldırım bir şeyin oluyor mu sana? Hayır. Bitişte. Hayır. Daha sizin köylerden birinden de hangisi? Abdülkadir'den var. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Evet sevgili dostlar, Sinop'tan daire almak istiyorsanız Zeynel Parmaksız'ı ararsanız o %20 dedi ya, %30'a kadar iskonto, kaloriferli, krediye uygun lüks daireler. Asansörlü abaya atacağınız, o dairede de yatacağınız, yaşama yaşam katacağınız, alo demeniz yeterlidir. Evet, size hayırlı işler bol güneşler başkanım. Allah o güzel çok kalbinize, gönlünüze göre versin. İnşallah bura bizde ölmeden Allah ömür verir, o günleri görürüz. Ben gerçekten böyle yerler biliyorsun. Bana malzeme çok içeride. Az önce de söylediğim gibi. Ben 16 yıldır yaklaşık televizyonlarda devamlı da program yaptığım oluyor. Geçici olarak da programlara konuk da oluyoruz. Canlı yayınlarda yapıyoruz. Hep Sinop, memleketimiz ve memleketimizin insanları için uğraşıyoruz. Sizin de bunun için uğraş verdiğinizi çok iyi bilenlerden biriyim. Çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Biz bu akşam Engelliler Dernek gecemiz var. Yarın Akgül'deyiz. İki gün Akgül'deyiz. Haftaya ayın 13'ünde Çatmoluk Şenliği'yle bu sene sezonu bitiriyoruz Avrupa'ya. Sepet kolumuza gideceğiz inşallah yolumuza. Yöremiz töremiz devam ediyor. Bizi izlemeye sizler de devam edin. Hoşça kalın, hoşça kalın. Siz de ekran başında sizlerle sağlıklı, her zaman bir arada mutlu kalın diyoruz. Allah'a ısmarladık. Şair Zeynel Sinoplu'nun sevdası,
Gel de kır kardeşim bizim köyleri, haydi. Şair Zeynel Sinoplu'nun sevdası, gel de kır kardeşim bizim köyleri, haydi. Değerli konuklar, sevgili misafirler, Sinop'tan Anamur'a, Edirne'den Kars'a, dünyadan Mars'a, Türkiye Sakatlar Derneği Sinop Şubemizin düzenlemiş olduğu bu özel ve güzel gecemize ne kadar gönül verip gelen varsa herkese hoş geldiniz diyoruz. Evet, çok teşekkürler. Ben Sinoplu Şair Zeynel Parmaksız, Sinop Saray Düzlü Hanoğlu köyündenim. Yaklaşık 21 yıldır İstanbul'da sosyal faaliyetler, sivil toplum örgütlerimizin kültür programlarını yaparım. Ekmeğimizi böyle kazanıyoruz. Ve Sinop'umuzu ve il, ilçe, köy tanıtımlarımızı yapmak için Yöremiz Töremiz programı son 7 yıldır devam etmekte. Zeynel Parmaksız Sinoplu. Sinoplu'lu da Sinop'un iline, ilçelerine, köylerine şiir yazmaz mı? Yazmayız mı? Bugün de Sinop'ta olduğumuza göre şöyle hep beraber, belki Sinop'a ilk defa gelen misafirlerimiz de var, Sinoplu olmayan Sinop sevdalılar da var aramızda. Onlara da hoş geldiniz diyoruz ve Sinop şiirini sizlerle paylaşmak istiyorum. Tek onurum, gururum, ben Sinop'umdan ayrı nasıl dururum? Her yıl gelir seni bulurum, burası benim memleketim güzel Sinop'um. Var iki belde sekiz şirin ilçen, mola verir yolundan gelip geçen, hoş tatil geçirir vallahi bizim Sinop'u seçen, burası bizim memleketimiz güzel Sinop'um. Durağın Saray Düzü Boyabat, bir ömür kopmaz aramızdaki bağ olan hat, bir başkadır bizim memleketimizde bulunan tat, burası bizim memleketimiz güzel Sinop'um. Erfelek Gerze Dikmen, bu ilçeler Sinop'umda var iken ben başka illere gitmem, gurur verir her yerde her zaman Sinop'umu tercih etmem, burası benim memleketim güzel Sinop'um. Ayancık'tan sonra gelir Türkeli, üşütmez insanı Esenyeli, Sinop'uma gitmem diyenler olmalı deli, burası bizim hepimizin memleketi güzel Sinop'um. At limanı var kara kumu, hele o Hamsinos koyu, pırıl pırıl denizinde suyu, bizim memleketimiz güzel Sinop'um. Sinop'umuzda yatar savaşçı cesur yürek, Seyit Bilal'ı ziyaret gerek, övünürüm ben her yerde her zaman memleketim diyerek, burası benim memleketim güzel Sinop'um. Kale duvarında sarmaşık, fenerinde yanar gece gündüz ışık, görünüşü eder dünyayı aşık, bizim memleketimiz güzel Sinop'um. Türkeli dağ lalesi, Erfeleğin var tatlıca şelalesi, bunun için işte diyorum, eyleşmesin hiçbir yerde Sinoplu'nun sülalesi. Çıktığınız zaman yola, bakmayın sağa sola, gelin Kastamonu Taşköprü Hanı'na doğru yola, dönün Boyabat'tan sola, açık kapıdır gelen her kula, bizim memleketimiz güzel Sinop'um, güzel Sinop'um. Evet, güzel Sinop'umuzun güzel insanları. Zeynel Parmaksız'ın bu fiziksel durumunu merak edenler oluyormuş. Çok duyuyorum. Hele bu bayrak ve asker şiiri okuduğum zaman, Zeynel Parmaksız askerliğini yapamamış, özlem duymuş, Ömer'den değil damardan yazmış diyorlar. Ben 1980 yılında gittim askere. Aldım 82'de bir tezkere. Benim işler ondan sonra oldu eşkere. Abaya attım askerden gelince, 2 yıl hastanelerde yataklarda yattım. Ya Rabbi dedim, yattığım oda 4 köşeli. Doktor hemşire geliyor yanıma eli şişeli. Ey Allah'ım ben bu derde düşeli, olamıyorum neşeli dedim. Derdi veren Allah dermanı verdi, bu Zeynel Parmaksız bu hale öyle geldi. Allah'ıma bin şükür. Belime yapılan bir iğne yüzünden 2 yıl yataklarda yattım. Ayağa kalktım çok şükür. Gezmediğim yeri yok.
Son 2 yılda 8 ülkeye gittim. İşte canlı şahitlerin biri karşımda Hasan Gülleyen. Avusturya Viyana'dan. Hasan abiyi Viyana'da tanıdım. Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, İsveç. Seven'de nerede? Seven'de benim Avusturya kameraman arkadaşım, ekip arkadaşımla. Çek Cumhuriyeti'ne de Seven götürdü beni. Kendisi Erfelek Kirazlı köyünden. Ümit Ayar yine öyle. Ve Avusturya sorumlu Cemil Yıldız. Allah hepsinden razı olsun. Evet, şimdi çok konuşmayalım. Cengiz yol alan diyelim. Burayı biraz yol aldıralım. Güçlü bir alkış. Alkışlar sevgili Cengiz yol alan. Sinoplu sanatçı dostum. Haydi bakalım. Güler gelsin abi. Haydi bakalım.
Devam edecek inşallah. Bu kadar arkadaş mı? Evet arkadaşlar, elleriniz dert görmesin. Ben de Sinoplu Cengiz Yololan. Uzun bir ara. Program sunuculuğu ve yapıcılığı yaptım. İnşallah ilerleyen zamanlarda Cengiz Yololan Show programı gene devam edecek diyorum. Her insan, her bir insan engelli adayıdır. Hepimiz engellilerimize sahip çıkalım. Ben bir Cengiz Yololan olarak burada kameramın karşısında da, siz halkımın karşısında da söz veriyorum. Hiçbir bir kuruş talep etmeden her zaman her yerde Zeynel Parmaksız abimle birlikteyim inşallah. Evet, Zeynel Parmaksız'ı bir alkışlar mısınız? Evet Zeynel abi, teşekkür ediyorum. Zeynel abi, senin için bir şey konuşacağım. Sene 92, buradayım. O zaman albümüm falan yok. Burada o zaman, yalan söylemiyorum ama, Yıldız Silbe'nin bir konseri vardı. Oturdum, dedim ki bir gün ben de buraya çıkacağım, albüm yapacağım. İnşallah dedim, ben de bu sahnelerin tozunu yutacağım dedim. Ve Allah bunu bana nasip etti. Evet. Şimdi Sinop'umuza yazılmış güzel bir eserimiz var. 4 numara. Hepinize çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Arkışlayan elleriniz gene dert görmesin diyorum. Evet. Helal. İlakam 57, sevdiğim her felekli. İlakam 57, sevdiğim her felekli. Bizim köyden görünüyor Hayabibi evleri. Bizim köyden görünüyor annemin cevizleri. Ayandık da kereste, her felekte kestane. Tatlıca şelalem var, bu dünyada bir tane. Ayancık'ta kerese, her felekte kestane. Benim bir sevdiğim var, şu Sinop'ta bir tane. Seni görmedim, sende bir haller mi var? Gülüm seni görmedim, sende bir haller mi var? Ayancık'ta kereste, erfelekte kestane. Tatlıca şelalem var, bu dünyada bir tane. Ayancık'ta kereste, erfelekte kestane. Benim bir sevdiğim var, şu Türkmen'de bir tane. Eğleniyor muyuz? Tamam mı? Tamam mı? Alkışları yürüyeyim. Boya batsın pirinci, dökülür inci inci. Boya batsın pirinci, dökülür inci inci. Kastamonu Taşköprü, sarımsakta birinci. Kastamonu Taşköprü, sarımsakta birinci. Ayancık'ta kereste, Erfelek'te kestane. Tatlıca şelalem var, bu dünyada bir tane. Ayancık'ta kereste, Erfelek'te kestane. Benim bir sevdiğim var, şu Gebze'de bir tane. Oh,
yok gerzenim benim, Türkmen'in köyündenim. Gel sevdiğim seninle şu Türkmen'i gezelim. Gel sevdiğim seninle şu Türkmen'i gezelim. Ayancık'ta kereste, Erfelek'te kestane, tatlıca şelalem var bu dünyada bir tane. Ayancık'ta kereste, Erfelek'te kestane, benim bir sevdiğim var şu Türkmen'de bir tane. Evet, çok teşekkür ediyorum. Haykırtlar'dan çok büyük bir kalabalık. Hemşerilerim, abilerim, STK başkanlarım, muhtarlarım. Yine tekrardan hanımefendiler ve beyefendiler olmak üzere. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz tekrardan. Evet, aramızda SİAD'ımızın onursal başkanı. Bugün de bizi özel ve güzel bir kahvaltıda misafirperliğini gösteren ve benim genel başkanım, aynı yönetimi paylaştık SİAD'da. SİAD'a çok büyük emeği var. Sinova, Sinoplu'ya çok büyük emeği var. Ayşe Serpil Yıldız vallahi muhteşem olmuş. O Sinop Bektaş'a Park Yıldız. Abaya atacaksın, çamın dibinde ağır namus tertemiz yatacaksın, temiz havaya kapacaksın. Çok teşekkürler. Hoş geldiniz ayrıca. Ve bugün yine gördüğünüz gibi bir tane de tekerlekli sandalye bize bağış yaptılar. Bize teslim ettiler, biz de getirdik burada. Çok sağ ol, Allah razı olsun. Sosyal aile, sosyal politikalar, il müdürümüz ve müdür yardımcımız, sizler de hoş geldiniz. Az sonra gelenleri, protokola gelen özel ve güzel insanların listesi de bana gelecek. Zaten hep anons yapacağız. Burada benim gönül erlerim var. Türkiye'den gelen Hasan Gülleyen, Şuayb Başkan, Türkiye'liler Dernek Başkanı ve Türkiye'line Ayri abla kaç araba verdik? Sayısını unuttum. Türkiye'nin köylerinde ve ilçede gerçekten sosyal güvencesi olmayan mağdur muhtaç insanlarımızı Hayriye abla bacım benim tespit ediyor. Alo diyor, biz de ya arabayı kargo ediyoruz ya otobüste gönderiyoruz ya da getiriyoruz, hem çekim yapıyoruz. Şimdiye kadar 8-10 araba oldu sanırım akülü aküsüz beraber. Allah senden de razı olsun. Ve burada Zeytinburnu'ndan geldi benim bir Habibe anam var. Nerede? Anacığım bir ayağa kal. Anacığım az önce yanıma geldi. Bir gün beni aradı Zeynel oğlum, ben Zeytinburnu'ndayım yanıma gel. O gün de üniversite öğrenci, Sinoplu iki öğrencim aramıştı beni. Abi biz geldik, ne yatak var, ne yorgan var, bize ihtiyaç var. Bizim bir sosyal projemiz var, bir ikinci el eşya kampanyası. Sağ olsun o öğrenciler bu sene mezun oldular. Geçin beni aradılar, abi bizim yatak, yorgan, iki çekyat bir şeyler var, bunları ihtiyacı olan birine verir misin dedi. Abisi ben Sinop'a gidiyorum, dönüşe bakarız dedim. Allah hepinizden razı olsun, yardıma muhtaç insanlara yardım eli uzattığınız için. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Hepinize şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Ellerinize ayaklarınıza sağlık, en güzel günler, en güzel akşamlar sizlerin olsun. Allah'a ısmarladık. Güle güle, sepet koluna git yoluna, Allah yolunu izine açık etsin. Evet, Cengiz'e teşekkür ediyorum. Evet, değerli konuklar, sevgili misafirler, şimdi az önce Akmanoğlu Kotra, Halit abi, nereye kayboldun? Bana koşarak bunu ben sana hediye getirdim dedi, tam Cengiz'e mikrofonu vermiş oldum. Halit abi neredesin? Akmanoğlu. Akmanoğlu Kotra, Halit abi buraya gel. Ve derneğimize de ayrıca 5 tane Kotra hediye etti, çekilişe koyduk. Biraz sonra çekilişimiz de olacak. Canlar Gıda'nın katkılarıyla yöremiz töremiz devam edecek.